YS13 Pro çift kameralı, çok fonksiyonlu kameramız. Stoklara yeni girdi. Görmüş olduğunuz gibi kutusu bu şekilde. Montaj ayağımız. Direkt masa üzerine de konabiliyor. Ayakla kilitleniyor. Bu şekilde. Fiziki görünümünü gösteriyorum. Hafıza kartı ve reset butonu burada. Flash ledli ve gece görüşlü kameramız. Sağ sol aşağı yukarı dönebilen, ses giden ve ses gelen bir kamera. Type-C girişli, USB Type-C girişli. Mikro girişten Type-C giriş yapıldı. Daha stabil kullanılabiliyor. Kameramızın fiziki görünümü bu şekilde. Nasıl kurulduğunu ve görüntü kalitesini de size göstereceğiz. Geldikten sonra YOS uygulamasını indirdik. İyi olduk. Açtık. Artı işaretine tıklıyoruz. Direkt barkod dokutturabiliriz. Orkod yok şeklinde ilerleyip Wi-Fi kamera kutucuğu işaretle sonraki adım Wi-Fi ekle. Mekandaki bize ait olan modemi bulacağız. Şifresini gireceğiz. Sonraki adım dedikten sonra GV ile başlayan AP sekmesine tıklayıp bağlantıya git diyeceğiz. Bizi Wi-Fi listesine götürecek. Burada GV AP şeklinde kameranın da aynı seri kodu olduğu gibi modem siyapıya tıklayacağız. OK çeltiğinin gelmesini bekleyeceğiz. OK çeltiğinden sonra yukarıda uyarı verecektir. Uyarıya tıklayacağız ve kurulum halkası çalışmaya başlayacak. Bu aşamada bekliyoruz. Kameradan da kurulum yapıldığına dair sesli ikaz geliyor. Modem şifremizi doğru şekilde girmemiz gerekiyor. Eğer burada hata alırsak %80 modem şifresi yanlış girilmiş oluyor. Bakın burada otomatik olarak kurulum gerçekleşecek. Evet, kameramız kuruldu. Buradan kameraya istediğimiz herhangi bir ismi verebiliyoruz. Biz kameranın modelini yazalım. YS 13 Pro. Onayla dedikten sonra hemen görüntüle ikonuna tıklıyoruz. Ve anında kameramız geliyor. Bakın bu şekilde kameramız altlı ve üstlü şekilde ikili pozisyonda gösteriyor. Burada HD ve Full HD sekmeleri var. Full HD olarak seçtiğimizde daha net pürüzsüz bir görüntü elde ediyoruz. SD kartta gene aynı şekilde düzgün şekilde kaydediyor. Eğer internet hızımız yavaşsa, problem varsa buradan HD moduna geçirip daha seri akıcı bir görüntü yakalayabiliriz. Kameramız bu şekilde kuruldu. Şimdi de detaylarından bahsedelim. Burada Perpa'da çok geniş bir alanda test etme alanına sahibiz. Bu şekilde ekrandan şöyle bakalım. Kameramız burada. 30-40 metrelik bir boşluğumuz var. Bu boşluk içerisinde kamerayı çekelim yukarıdan. İkisini aynı anda. Kameramızı istediğimiz yöne doğru sağa sola aşağı yukarı döndürebiliyoruz. Burada keza aynı şekilde beyaz ışık aç kapa şeklinde fonksiyonlarını yönetebiliyoruz. Burada yeni gelen bir fonksiyonumuz var. Tek tıklamayla kameraya alarm verdirebiliyoruz. Panik butonu şeklinde. Bu sesi de değiştirebiliyoruz. Buradaki insani hareketleri içerisine alabilen bir yazılım geldi. Burada insan objesini kırmızı halkalar içerisine alıp uygulama üzerinden bize bildiri verebiliyor. Buradaki bu ikaz alarmının kaç saniye süreceğini ayarlayabiliyoruz. Bunu kapatalım. Nesne takip edebiliyor. İnsan nesnesini takip edebiliyor. Buradan şöyle bitelim. İki kamerayı aynı anda görebiliyoruz. İstediğimiz kamerayı da teke düşürüp büyütebiliyoruz. Bakın renkler, tonlar birebir şekilde görüntüyü alabiliyoruz. Ses gidip ses gelebiliyor. Keza bu standart bir fonksiyon. Şimdi telefondan değil bir de kendi üzerinden video kaydı yapıp